elindedir. Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. Rahman Allah, Rahim Allah, Settar Allah, illallah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Sen anı şöyle sanırsın, sen cileğin bir ademdir. Evliyanın sırrı vardır, gizli ayağın elindedir. Es-salatu vesselam aleyh ...1982 yılında Karabük'te doğdum. Karabük ilinin Ovacık ilçesinin Hatipoğlu köyündenim. Babam Kardemir emeklisi şimdi. Yani eski adıyla Demir Çelik Fabrikası'ndan emekli. Dedemin babası Çanakkale şehidi Mehmet Ali. Babamın adı da Mehmet Ali. Baba tarafından olan dedemin dedesi kemanla iştigal edermiş. Ve yani o dönemdeki toplumun yapısına baktığımızda müzik aleti çalmak çok herhalde uç bir örnek diye düşünüyorum. Hangisi kalmış? 28 beden. Satılmıyor. Zekatını ondan ver. Daha sonra ilkokulda çok okul değiştirdik. Babamların işte çiftçilikle uğraşması, işte aşağı yukarı sadece ilkokulda 6 okul değiştirdik. Netice itibariyle ama Ankara, Sincan'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan mezun oldum. Daha sonra biz İmam Hatip liselerine girerken çok yoğun bir talep vardı ve sınavla alıyorlardı. Karabük İmam Hatip Lisesi'ni kazandık. Müslümanım. Bak işte bizler için ne güzel örnekler vardı. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten bir yıl sonra Ankara'ya geldik. Burada çeşitli sektörlerde çalıştık imamlık yapmadan önce. Muhasebe müdürlüğü yaptım, halkla ilişkiler müdürlüğü yaptım. Reklam alanında, gazetecilik alanında çeşitli kuruluşlarda çalıştım. Mümin olma yolunda mesafeler kat ederiz. Fakat bu imamlık mesleği çok bambaşka bir sevda. Başladığım gün dedim ki madem ben imamlık yapıyorum bu işi en iyi şekilde yapmalıyım. İnsanların birbirini daha az anladığını hatta bazen hiç anlayamadığını düşünerek müşahede ediyoruz. Hemen her merhamet ve şefkat yerini kim ve nefreti dostluk ve kardeşlik yerini düşmanlık ve husumeti işlerdeki insanlık yerini riyakarlık gösterişin altında. İlk imamlık yaptığım yerde Müftü Bey bizi bir kursa yazmış, hizmetçi eğitime. O hizmetçi eğitimde bizimle beraber eğitim gören arkadaşlar vardı. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamını
tecvid kural ve kaidelerine göre yine Hafız İlhan Top denetiminde yapılan kursta tamamını birebir hocalara karşı okudum. Buna da tedvir kursu dendi. Bu kursa 10 kişi alınıyordu bizim girdiğimiz dönemde. Ankara'da 10 kişinin içerisine giren hem tek sözleşmeydi hem de 6 aylık o kursu almadan giren yine tek kişiyim. Bu zaten imamlıkta da yeniyiz. Müthiş bir yükü omzumuza bindirdi. Lütfü hocamız geldiği günden itibaren ciddi anlamda cemaate örnek teşkil edecek davranışları var. İmam dediğimizde aklımıza ezan okuyan, namaz kıldıran geliyordu. Ama Lütfü Hoca bu şeyi kırdı bizde. Çok farklı bir portre çizmeye başladı. Musikiyle uğraşarak, ilahiler söyleyerek değişik bir program devam ettiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İftihar ediyoruz Lütfü Hoca ile. Hakikaten Lütfü Hoca değişik bir ivme kazandırdı. Cemaat olarak da camiye ilginin daha da yoğunlaştığını, daha fazla bir sempati duyulduğu gözlemliyoruz. Ülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. O dönemde ses yarışmasına da girmiştik. İlahilerin Yıldızı. Bu tasavvuf muzikisi alanındaki yarışmadan sonra bir albüm yapmak istedim. Bu albümün içerisine benim olmasını istediğim eserleri koyduk. Albümü yaparken hani birilerine beğendirmek için işte değil. Sadece bu eserler kaybolmasın. Bu eserler arşivlerde kalsın amacıyla yaptık. Ve yani maksat hasıl oldu. Evliyaya eğri bakma, kevn-ü mekan elindedir. Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. Rahman Allah, Rahim Allah, Settar Allah illallah. Piyasada insanların çok fazla bilmediğini düşündüğümüz eserleri derledik. Vefat ettikten sonra da bu kayıtlar hem çocuklarımız için hem başkalarının çocukları için faydalı olur ümidiyle bir çalışma yaptık. Bir ilahinin 3-4 ayrı makamda okunuşları var. Bilinmeyen bu okunuşları bazı ilahiler için bu çalışmanın içerisine koyduk. Sırrı vardır, gizli ayağın elindedir. Cami yakınımızda olduğu için kendisiyle cuma namazlarından, vakit namazlarından falan bir tanışıklığımız var kendisiyle. Ayrı zamanda müzikle uğraşıyorum ben amatör olarak. Kendisiyle tasavvuf musikisinin icra edildiği konserlere falan gidiyoruz. Tabii benim de mesela amatör olduğum için öğreneceğim çok şeyler var hocadan. Türk makamları konusunda. Onun haricinde boş kaldığı zamanlarda bizim dükkanlarımızı falan ziyaret eder hocamız. Orada kafamızda sorular olduğu zaman bize cevap verir. O şekilde rahatlık verir. Dediğin doğru ama eksik. Niye? Şimdi sonuçta Ramazan bayramı yılda bir defa mı abi? Kurban bayramı peki? Ya zaten bu hani ani gelen bir şey değil ki. Benim babam, benim annemi zaten ben ziyaret etmeliyim. Zaten kulluğun gereği sıla-i rahim yapmazsak bizim Müslümanlığımızı ne anlamı var? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus-samad. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللّٰهُ اَكْبَرُ Hocam sen bize bir çalışma yap, bu surelerin doğru okunuşlarını oku stüdyoda. İşte bunu biz takalım, gelene kadar öğrenelim, eksiklerimizi düzeltelim. Cemaatimizden böyle bir talep geldi. Bu da benim hoşuma gitti. Bunu biz halkın hizmetine, kendi çabamızla sunalım. Herkes indirsin, herkes öğrensin.
Bizim maksadımız burada zaten Allah'ın rızasını kazanmak. İmamlıktaki maksadımız da bu. Onlarla da yine cemaatimize hizmet etmek istiyoruz. Yani sadece bir imamım işte camiden ibaret değil veya benim bulunduğum sanayiden, etraftaki sanayiden ibaret değil. Gençler, bizim milletimizin gençleri. Öyle düşünüyoruz. Yani yeni gelen jenerasyonun da bu işte bilgilerle donanmasını istiyoruz Cenab-ı Hak'tan. İşte bu da inşallah vesile olur diye düşünüyorum. Evet, Cemal giriyor, tamam mı? O bitiyor, aranama bitiyor, ikinci kıta bitiyor. Allah'ı ve Rabbine aynı ses var. Zıplama yapmayın. Oradan esma zıplıyor, tamam mı? Allah'ı ve Rabbine de yine bir kıta. Yahay, yahay, dört. Ondan sonra direkt. Bir, son. Bu çalışmalar işte bizi daha iyisini bu sefer aramaya taşıdı. Yani daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha fazla eğitim almalıyız. Ve bir yandan bunu yaparken de birilerini de yetiştirmeliyiz. Ey badı sabah uğrarsa yolun semti harameyne tazimim yarz eyle Resulü sekaleyne. Aferin, güzel. Bu bağlamda gerek cami cemaatimizden gerek çeşitli işte okuldur, sivil toplum örgütüdür. Yani bizi bilen, ilişki içerisinde olduğumuz, eşimiz, dostumuz, işte ders verir misin vesaire gibi talepler getirdiler. İşte bir gençlik korosu oluşturduk. Bizim yani bizi bilen gençlerden. Ve onlara işte bu ilahileri meşk ettik. Resmi göreve atandığınızda sanatsal faaliyetlerinizi, diğer hayatı olan olumlu bakışınızı bırakacaksınız. Sadece bir memuriyet altına gireceksiniz demek değil. Din görevliliğiyle beraber sanat, musiki ve enstrümanı güzel bir şekilde kombine ettiğinizde çok güzel sonuçlar, neticeler ve halktan olumlu tepkiler aldığınızın siz de fark ediyorsunuz. Dokuz dönemde 1500 kadar verdiğimiz mezun arasında çok değerli kardeşim Lütfü Doğan da talebelerim arasındadır. Kendisi kurslarımızın iki kademesini de ihmal ederek başarıyla mezun oldular. Yılında idi herhalde ya da 2010 yılındaydı kendisiyle tanıştık. Kendisinin musikiye karşı gerçekten ilgisi vardı. Kulağı çok açıktı. Algısı çok iyiydi. Tabii biz bunlara derslerde cami musikisiyle alakalı dersler verdik. Makam, işte ezanı güzel okuma, ilahi meşk ettik. Bu konuda kendisini çok geliştirdi Lütfü Doğan arkadaşımız. 11 ayın sultanı dertlerimiz dermanı, 11 ayın sultanı dertlerimiz dermanı, kurban edelim canı aşk ile hu diyelim, kurban edelim canı aşk ile hu diyelim. Tasavvuf müziği konserleri düzenledik birçok ilde. İşte Ankara'nın Büyükşehir'de, işte Sincan Belediyesi'nde, Safranbolu Belediyesi'nde Lütfi Doğan olarak solo konserler verdik. Hem tasavvuf müziği hem sanat müziği bu fasıllarda, hem de halk müziği meselelerini okuyoruz.
önceki dönemde yani bu dönemde inşallah yeni bir proje o da. Tarzı kadim yani tasavvufi türküler. Yani biz türkü diyoruz ama aslında içerisinde çok derin manalar, manevi mesajlar içeriyor. Bunları derleyip Kültür Bakanlığı ile beraber bu bizim musiki topluluğumuz bir konser düzenleyeceğiz. Bunun çalışmaları da bitmek üzere. Bu da yine faydalı bir çalışma diye düşünüyorum. Ve konserlere inşallah Türkiye'nin dört bir tarafında nasip olursa devam etmek istiyoruz. Teşneler aşkına vay vay. O Yezidiler elinde teşneler aşkına vay vay. Şah Hüseyin, Şah Hüseyin, Şah Hüseyin. Ne yaptın kızım? O kamera. Tüyü senin kızım. Olsun. Onlar da benim ama. Doğru diyorsun Yasin. Bugün gördün mü ben seni? Muhammed Mustafa'ya daim salat edelim. Muhammed Mustafa'ya daim salat edelim. Mübarek olsun müminlerin Ramazanı. Mübarek olsun. İmam hatiplik mesleğinin bir önderlik, yani kanaat önderi, toplum önderi olduğunun bilincinde olarak halimizle, hem yaşantımızla, ahlakımızla ve başarılarımızla cemaatimize örnek olmak istiyoruz.